Almanya günlerdir birçok alanda köşeye sıkışmış vaziyetteydi ve bu çaresiz görüntüden kurtulmak isterken Almanya'nın Operasyon Deutschland dedikleri bin sayfalık gizli raporları yayınlandı ve bu noktada biraz daha sıkıntıya girdi diyebiliriz Almanya. Lakin bugün geldiğimiz noktada bunların üzerine örtmek için Rusya'ya karşı, bütün tehditlere karşı, küresel bütün risk ve krizlere karşı hepsini karşısına alarak öyle bir adım atma kararı aldı ki Almanya Ukrayna'ya 4000 üst düzey insansız hava aracı transfer edeceğini dile getirdi. Bu ise dünya kamuoyunda şok etkisi yarattı. Son günlerde dünya kamuoyunda Almanya ile ilgili Almanya'ya ne oluyor, Almanya köşeye mi sıkıştı, Almanya çöküşe mi gidiyor gibi birçok farklı noktada Almanya ile alakalı tedirgin oldukları noktaları konuşmaktalar. En son Operasyon Deutschland dedikleri bin sayfalık gizli bir raporu sızdırılan Almanya bunların üzerine örtmek için mi yoksa sinirlerine hakim olamadığı için mi bilinmez ama Almanya Ukrayna'ya 4000 İHA gönderecek. Almanya'nın üst düzey makamları Ukrayna'ya 4000 yapay zeka kontrollü yüksek teknoloji insansız hava aracı gönderileceğini belirtti. Henüz videonun başındayken kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 2 yıldan uzun süredir devam ediyor. Rusya üstünlüğü yeniden ele geçirirken batı ülkeleri Ukrayna'ya yardımlarını arttırdı. Son olarak Almanya, Ukrayna'ya 4000 yapay zeka kontrollü yüksek teknoloji insansız hava aracı göndereceğini duyurdu. Yardımlar bununla sınırlı kalmıyor. Ukrayna hem İngiltere hem Amerika hem de dünyadaki birçok farklı ülkeden askeri destekler gelmeye devam ediyor. Hatta bu noktada Rusya'nın sert tutumları da var. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Natalya jenik Berlin'de yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Ukrayna'ya vereceği 4 bin silahlı İHA'yı teslim etmeye hazırlandığını ifade etti. Jenik, askeri güvenliği gerekçe göstererek daha fazla ayrıntı vermektense kaçındı. Bild gazetesinde yer alan haberde de, Alman yapay zeka şirketi Helsing'in Eylül ayında Ukrayna Savunma Bakanlığı'yla 4 bin İHA için sözleşme imzaladığı ve ilk teslimatın aralıkta yapılacağı belirtildi. Bu noktada ise bazı dünyadaki uzmanlar şunları belirtiyor. Amerika'nın zannettiği gibi, Almanya'nın, İngiltere'nin zannettiği gibi Ukrayna'nın artık silaha ihtiyacı yok. Çünkü silahları kullanacak insanı yok. Savaştan herkes kaçıyor. Ukrayna'nın aslında askere ihtiyacı var. Eğer ki gerçekten desteklerinde samimilerse Almanya, Amerika, İngiltere, Fransa dilerlerse ordularından üst düzey askerlerini buraya gönderebilir. İHA'ların GPS karıştırma özelliğine sahip olduğu, nerede olduğunu bildiği ve böylece operatörün kötü hava koşullarında ya da bombalanmış bölgelerde bile rotasından sapmadığı kaydedildi. İHA'nın Ukrayna'nın kamikaze İHA'larından çok daha yüksek bir menzile sahip olacağı ve tanklarla Rus askeri mevzilerine karşı kullanılabileceği belirtiliyor. Öte yandan Ocak ayında göreve gelen Donald Trump'a devredilecek olan ABD Başkanlığı Joe Biden'da Rusya'ya karşı uzun menzilli Amerika füzeleri kullanmak için Ukrayna'ya gerekli izinleri verdiğini duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikan yapımı uzun menzilli füzelerin kullanılmasının savaşı tırmandıracağı uyarısında bulunmuştu. Savaş böyle bir şey dostlar. Almanya, ABD, İngiltere, Fransa diğerleri sabahtan akşama kadar Ukrayna'ya yardım ediyorlar. Ama Kuzey Kore Rusya'ya yardım edince bütün dünyada yaygara kopartıyorlar. Ya savaş bu kadar yüzsüzce, karaktersizce bir şey ya da Amerikalılar, Avrupalılar. Bu arada insansız hava araçlarından bahsediyoruz lakin Almanya'nın İHA'ları aslına bakarsanız şekil olarak düşündüğünüzde bizim A101'de BIM'de satılan oyuncaktır onlara benziyor. Yani Bayraktar TB2, TB3, Akıncı, TİHA, Anka 3 gibi bir şey değil. Gözünüzde böyle canlanmasın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın.